Sıradaki haberlerle bültene devam ediyoruz. Sırada sosyal içerikli bir haberimiz var. Yetimler Vakfı'nın yardım çağrısı var. Yetimler Vakfı ihtiyaç sahibi yetim çocukları bir nebze de olsa sevindirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber yetim çocukları unutmayan vakıf yetkilileri Bir Bot Bir Mon kampanyası başlatarak hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi yetim ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Yetimler Vakfı, yaklaşan kış mevsiminde yetimlerin giyinme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir bot, bir mont kampanyası başlattı. Yetimler Vakfı İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Aysu başlattıkları kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Malumunuz olduğu üzere kış aylarına girmek üzereyiz. Bütün evlerde tatlı bir telaş başladı. Çocukların kışlık elbiseleri, botları, modlarla ilgili artık alışverişler başladı. Ama maalesef unuttuğumuz bir kesim var ki, kışın gelmesiyle onlarda da acı bir telaş başladı. Kışın nasıl sınacağım, nasıl kışı geçireceğim diye düşünen yetimlerimiz var. Bundan dolayı yetimler vakfı olarak, kışın yetimlerin üşümemesi için, kışı kötü geçirmemeleri için bir kampanya başlattık. Gelin bir yetime bir mont ve bir bot alalım diye bir kampanya oluşturduk. Bu kampanya sayesinde inşallahü teala binlerce yetimimize birer mod ve birer bot hediye edeceğiz. Böylece yetimlerimiz kışın e, üşümedikleri gibi onları düşünen amcalarının, yengelerinin, teyzelerinin olduğunu biliriz. Gelin bu kışa girmeden önce yetimlerin duasını alalım ifadelerini kullanan Aysu kampanyaya destek çağrısında bulundu. Gelin bu kış girmeden önce yetimlerin duasını alalım. Böylece evimize huzur getirelim, evimize neşe getirelim, gönlümüze gönlümüzü ısıtalım onlarla. Böylece onların da bedenlerini ısıtalım. İnşallah Teala hayırseverler bu kampanyamıza destek çıkacaklar. Bu kampanyamız sayesinde biz de yetimlerimizi giydirecek, yetimlerimizi sevindirecek ve bu kışın yetimlerimizin üşümesine engel olacağız. Allah şimdiden yaptığınız bütün hayırları kabul eylesin.